42 yıl önce acısıyla tatlısıyla aynı hayatı paylaşma sözü veren Zeliha ve Cevdet Uysal gerçekten de aynı acıyı, aynı sonu paylaşmıştı. Tüm sevenleri onlar için bir aradaydı. Bu kez onlar değil, çocukları uğurluyordu anne babalarını. Üstelik son kez. Hayatlarını kaybettikleri köyleri yerine Denizli'deki evlerinden çıkarıldılar son yolculuklarına. Saflar tutuldu, gözyaşları sel gibi aktı. Allah'ım ekber. 64 ve 66 yaşındaki çift kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere evlatlarının omuzlarındaydı. ...16 gün boyunca bir umut bekledikleri anne babalarını toprağa vermek hiçbiri için kolay değildi. Zeliha Uysal ve Cevdet Uysal'ı ölüm bile ayıramamıştı. Çift, feryatlar ve gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Dayıları tarafından öldürülmüştü anne ve babaları. Ne gözyaşları diniyordu, ne de öfkeleri. Benim annem babam böyle bir ölümü hak etmiyorlardı. Biz 15 gün boyunca oradan oraya bir çare koştururken yanımızda oturup gözümüzün içine bakıp. En başından beri söylüyorduk zaten, dayılar diyorduk, başka hiç kimse olamaz çünkü başka hiç kimse aklımıza bile gelmedi. Gözümüzün içine baka baka oturdular karşımızda. Benim kolum kanadım kanadım. Güzel annem, canım babam toprağın altına gitti. Bugün onunla bu işin peşini bırakmasını istiyorum. Ben hiçbir şekilde hafifletilmesin cezaları. Asla pişmanlık duymadılar çünkü bize hiç acımadılar. Yani bizim acımız çok büyük. Bizi 17 gün boyunca arattılar ya. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Bildikleri halde inkar ettiler ya. Nazire yengem biliyormuş yani, geldiğim gün biliyordum diyor. Bize oyun oynadı yani ya. Resmen yanlı yanında bile oyun oynadı yani, yalan söyledi. Dayım da aynı şekilde. Kadir dayım hele, o daha da şüpheli yani. En büyük yalan o söylüyor bence. En ağır şekilde cezaları çekmesini istiyorum ben de. Müge Hanım çok teşekkür ederim her şey için. Sizin sayenizde hızlandı süreç. Sizin sayenizde her şey ya. Allah razı olsun. Kavga edip tartıştığı kimse yoktu ya. Bir ikisi vardı ve sonunda da bu ikisinden de çıktı yani. Şüphelerimizde haklı olduk yani. Onlar bu ölümü hiç hak etmedi. Yani anamın yüzünde nur vardı, ben öyle hatırlamak istiyordum. Ben buradan yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ve bunun için de elimden geleni yapacağım. Müge Hanım, bu olayın altında neler var neler yok, bütün her şeyin araştırılmasını istiyorum. Bütün gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Yalnızca çocukları değil, tüm yakınları, sevenleri yaşananlar karşısında son derece üzgün ve öfkeliydi. Bu kadar kötülük yapan bir insanın, acımasız, bu kadar cani olan insanların artık bu toplumda yeri olmaması lazım. Hem yapanın hem yanında bu plana uygulayanların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz. Ben ilk günden beri arkadaşımın yanındayım Hacer'in. Onların çektiği acıları gözlerimle gördüm. Yan evden, balkondan bizi izlediler. Aynı sofraya oturduk, aynı yemeği yedik. Bu kadın sizi elleriyle büyüttü. Taş yiyseydiniz de bu yaşa gelip bunları yapmasaydınız, bu günleri göstermeseydiniz. Ne yaptıysa bu iki kardeş yaptı. Parmağı olan her kim varsa, ufacık katkısı olan kim varsa hepsi en ağır şekilde cezalandırılsın. Yani yazıklar olsun. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.